Arkadaşlar merhaba. Bugün Heisenberg belirsizlik ilkesi üzerine biraz konuşup sonra Heisenberg belirsizlik ilkesinin gerçek dünyadaki belki de en önemli pratikteki göstergelerinden biri olan sıfır nokta enerjisinden kısaca bahsedip dersi sonlandıracağım. Şimdi Heisenberg belirsizlik ilkesi daha önceki videolarımızda işledik. Tekrar hatırlatmak amacıyla yazalım. Bir parçacığın konumu ve momentumu aynı anda %100 doğrulukla kesinlikle ölçülemez. İkisinde de belli miktarlarda hata payı vardır ve bu hataların çarpımı indirgenmiş Planck sabiti bölü 2'den büyük olmak zorunda. Dolayısıyla hiçbirini sıfır hatayla belirleyemeyiz. Birinde ne kadar kesinliğe daha çok yaklaşırsak, diğerinde kesinlikten o kadar uzaklaşacağız demektir. Şimdi öncelikle şunu konuşalım. Atom altı dünyada ve küçüklerin dünyasında Heisenberg belirsizlik ilkesinin etkilerini daha çok görüyoruz. Makro objelerde görmüyoruz. Niye olduğundan birazdan bahsedeceğim. Fakat şöyle düşünelim. Sisteminiz, inceleyeceğiniz sistem ne kadar büyürse ne etkiler olur? Öncelikle diyelim ki bir atomu inceleyeceksiniz. Atom neydi? Ortasında bir çekirdek ve çevresinde belirli bölgelerde bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelerin bulunduğu işte elektronların olduğu bir yapı. Elektronlar bazı yerlerde daha yüksek olasılıkladır. Bazı yerlerde ona nispeten daha düşük olasılıkladır. Ama çevresinde çekirdeğin bir elektron oluşumunun olduğunu biliyoruz. Şimdi bu inceleyeceğimiz sistem atomun boyutları 10 üzeri eksi 10 metre mertebesinde. Dolayısıyla siz atomun içindeki bir elektronun konumunu belirlemek istediğinizde yapabileceğiniz maksimum hata zaten 10 üzeri eksi 10 metre mertebesinde. Heisenberg belirsizlik ilkesine bunu uygulayacak olursak delta x yerine 10 üzeri eksi 10 metre hadi toplam atom boyutu kadar hata yaptığımızı düşünelim. Ve delta p çarpımına bakalım. H barı 1,05 çarpı 10 üzeri eksi 34 alalım. Bölü 2 yaparsak buradan delta P'yi 0,5 yaklaşık değerleri yazıyorum. Çarpı 10 üzeri eksi 24 kilogram metre bölü saniye buluruz. Yani bir atomun içindeki elektronu incelediğiniz zaman elektronun konumu ve momentumunda yapacağınız hatalara baktığımızda İşte konumunu 10 üzeri eksi 10 metre mertebesinde hatayla ölçüyorsak momentumundaki hatamız 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 24. Bu çok bir şey ifade etmiyor gibi. Bunu bir hıza çevirelim. Yani hızını ne kadar hatalı ölçebiliriz? Hızı bulmak için basitçe klasik fizik yasalarıyla işte momentumu kütleye bölersek hızı buluruz. Dolayısıyla 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 24 kilogram metre bölü saniyeyi işte elektronun kütlesi 10 üzeri eksi 30 civarı kilograma bölersek buradan 0,5 çarpı 10 üzeri 6 şurası kilogram metre bölü saniyeydi metre bölü saniye buluruz. Yani bu ne demektir? Sizin elektronunuzun hızını ölçtüğünüzdeki yapacağınız hata miktarı 5, yanına 5 sıfır, 50 bin metre bölü saniye. Dolayısıyla bu etkileri biz atom çekirdeğinde hissedebiliyoruz. Yani bir atomun boyutu için 10 üzeri eksi 10 metre de ölçülebilir bir niceliktir ki yapacağınız bu hata fark edilebilir bir hatadır. Ve içerideki elektronun hızında yapacağınız 50 bin metre bölü saniyelik bir hata da fark edilebilir bir hatadır. Dolayısıyla kuantum etkilerini fark edebiliriz. Belirsizlik ilkesini bu atom altı dünyada görebiliriz. Fakat böyle bir elektron değil de işte makro dünyada bir tuğlayı mesela inceleyelim. Kütlesi 1 kilogram olan. Eğer bu tuğlanıza Heisenberg belirsizlik ilkesini uygulayacak olsanız işte hareket halinde bir tuğla ve bunun aynı anda konum ve momentum niceliklerini belirlemek istiyoruz. Diyelim ki konumunda o kadar hassas bir ölçüm yaptık ki işte x koordinatı burası x ekseni. X koordinatında 1 nanometre hassasiyetle belirledik.
O zaman bakalım Heisenberg belirsizlik ilkesini uygularsa 1 nanometre demek işte 10 üzeri eksi 9 metre ile ölçtük demek. Acaba momentumundaki hatamız ne olacak? 1,05 çarpı 10 üzeri eksi 34. Hatta isterseniz bunu 1 nanometre değil de yine 10 üzeri paralel olsun burayla. 10 üzeri eksi 10 metre hassasiyetle, 1 angstrom hassasiyetle ölçmüş olalım. Momentumundaki yine hata 0,5 çarpı 10 üzeri kaç olacaktı? Eksi 24 kilogram metre bölü saniye. Tamam. Bu tuğlanın demek ki momentumunda bu kadar bir hata sınırım var. Peki bu 1 kilogramlık tuğlanın hızındaki belirsizliğin ne olacak o zaman? 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 24'ü 1 kilograma bölersek. Burası kilogram metre bölü saniye bölü 1 kilogram. Dolayısıyla hızımdaki hata 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 24 metre bölü saniye. Böyle bir makro obje için hızdaki bu kadarlık bir hatayı benim fark etmemin yolu yok. Çünkü bu o kadar yavaş bir hız ki bu hızın ne kadar yavaş olduğunu şöyle görelim. Bir atomunuz olsun, atomun boyutu. Bir zerrecik. Bu hızla hareket eden bir tuğla bu atomu işte geçip gidecek olsa x ekseninde bu geçme süresi ne kadar olur hesaplarsak kabaca yine klasik fizik sabit hızla hareketi düşünelim. Bu tuğla sabit hızla hareket yapıyorsun. X eşittir vt. Bir atomu geçiyorsa x 10 üzeri eksi 10 metre yol alıyordur. Hangi hızla gidiyormuş? 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 24 metre bölü saniye ile. T'ye bakarsanız buradan T işte 1 bölü 0,5'ten 2 çarpı 10 üzeri artı 14 saniye. Bu kadarlık bir sürede atomu geçecek. Bu ne demek? Yıl olarak düşünecek olursak bir yılda arkadaşlar İşte 365 gün çarpı 24 saat çarpı 3600 saniye var. O zaman 2 çarpı 10 üzeri 14 saniye kaç yıl derseniz yaklaşık siz lütfen hesabı tekrarlayın. Hatırladığım 100 milyonlar mertebesinde. 100 milyon yıl. Yani bu hızla hareket eden bir cisim, bir tuğla, bir atom kadar ötelenmek istese 100 milyon yıl geçer. Dolayısıyla böyle bir etkiyi makro cisimlerde bizim görmemizin yolu yok. Fark edilemez. Şimdi atom altı parçacıkların, dolayısıyla aslında her şeyin evrendeki hem konumları hem momentumları sürekli belirsizdir. Bu belirsizlik de kuantum dalgalanmalarına yol açar. Yani evrende hiçbir şey mutlak olarak durgun değildir diyor bize belirsizlik ilkesi. Bu durgun olmamaların sonucunda da evrenin her yerinde, boşlukta bile, vakumda bile kuantum dalgalanmaları oluyor. Bu kuantum dalgalanmaları nedeniyle o ortamda sürekli enerji ve momentum anlık olarak var oluyor, yok oluyor. Var oluyor, yok oluyor. Dolayısıyla sizin boşluk diye, mutlak boşluk diye bahsedeceğiniz bir ortam bile evrende yok diyebiliriz. Kuantum dalgalanmaları. Şimdi, dolayısıyla bizim kuantum dalgalanmalarımız neye yol açıyor? Ortamda vakum dediğimiz şey hiçbir şey yok. Ortamda sürekli parçacıkların ve enerjinin var olması ve ardından yok olması. Bir anda ortaya çıkıp yok olması kuantum dalgalanmalarına neden oluyor dedik. Dolayısıyla bizim vakumda bile bir miktar enerjimiz var. İşte bu enerjiyi biz sıfır nokta enerjisi diyoruz.
sıfır nokta enerjisi nedeniyle sıfır enerjili evrenin herhangi bir noktasında bir bölge bulamayız. Buna minimum kuantum enerjisi de denir. Şimdi gelelim son noktamıza, Kazimir etkisine. İki tane metal levhanız olsun. Bu iki metal levha vakumun içinde olsun, vakum ortamında, boş uzayda, hiçbir şey yok yani, hava molekülü bile yok. İki metal levhayı birbirine çok fazla yaklaştırın nanometre mertebesinde ve bu iki levhanın birbirini çektiğini görürüz. Neden? Sıfır nokta enerjisi ve kuantum dalgalanmaları nedeniyle. Kuantum dalgalanmaları nedeniyle bu iki levhanın arasında ve dışında her an parçacıklar ve enerji yaratılıp ortadan kayboluyor. Fakat bu iki levha arasındaki mesafe çok az olduğu için bu arada oluşan parçacıklar dışarıda oluşan parçacıklar, çünkü levhaların dışı alabildiğini alan, dışarıda oluşan parçacıklardan az. Dolayısıyla levhaların dışında oluşan parçacıkların levhalara yaptığı baskı, dışarıdaki baskı içeridekine göre büyük. Her iki levhada da bu etki olunca boş uzayda bile iki metal levha birbirini çeker. Buna biz Kazimir etkisi diyoruz. Bu dersimizde de böyle kısaca belirsizlik etkisinin işte nelere mal olduğundan bahsettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.